Hiç de söylemiyorsunuz, hiç uyarmıyorsunuz da keratalar sizi. Bazı göller acı, bazıları tuzlu, bazıları ekşi, bazıları tatlı, bazıları vanilyalı, bazıları kakaolu desem de inanmayın tabii ki. Dünyada yaşanan su kıtlığının nedenleri 1. Artan nüfus. 2. Küresel ısınma. Elazığ'dan doğar, Elazığ yapıp yanına kalp yapmamak olmaz. Sevgili 10. sınıftaki Bordo verelerim, geçen hafta 9. sınıfların yazılı sınav videosunu çektim. Sizler yorumlara döşemişsiniz. Hocam bize yok mu diye. Tabii ki size var. Sizlere ihmal edemem. Sınavlar geldi, çattı. Dolayısıyla öğretmenlerin sınavdan ne sorar? Hangi konulara dikkat etmeniz lazım? Ben bu videoda size bu konuda ışık olmaya çalışacağım ipucu vermeye çalışacağım. Öncelikle su kaynakları dünyada yaşanan ve gittikçe artan su kıtlığının nedeni nedir? Kısaca açıklayınız. Böyle bir soru gelebilir. Bakın arkadaşlar. Dünya nüfusu artıyor fakat dünyadaki su kaynakları artmıyor. Dünya nüfusu artınca su tüketimi artıyor. Su tüketimi artınca kişi başına düşen su miktarı azalıyor ve ileride çok daha azalacak suyun kıymetini bilmek lazım. O zaman ben buraya uzun uzun şunu yazmama gerek yok. Dünyada yaşanan su kıtlığının nedenleri bir, artan nüfus, iki, küresel ısınma. Küresel ısınmanın ne alakası var hocam? Küresel ısınmayla buharlaşma artıyor. Buharlaşan şey aynı yere yağış olarak düşmeye biliyor. Neden? Yağış düşmesi için arkadaşlar havanın soğuması lazım. Ama küresel ısınmayla hava sıcak, buharlaşma var yani yerden su kaybı var fakat o su oraya yağış olarak düşmeyebiliyor. İki neymiş? Küresel ısınma. 3. Dünyada arkadaşlar yağışlar dengesiz dağılıyor. Bunun nedenlerinden biri de zaten yine küresel ısınma. E, küresel ısınmayla daha önce az yağış alan bir yer çok yağış alabilir. Çok yağış alan bir yer az yağış alabilir. Dolayısıyla e, yağış dengesizliği de yine Dünyadaki su kıtlığının nedeni. 3. İnsanların bilinçsizce su kullanımı. Bakın bunlardan biri vahşi sulama dediğimiz tarla sulama şekli. Artık bitkinin köküne damla damla su veriliyor. Böyle tarlaya saldım çayıra mevlam kayıra gibi salma sulama, vahşi sulama diyoruz buna. Bunlar yapılmaması lazım. Fakat bunların yapılıyor olması da dünyada su kaynaklarının azalmasına yol açıyor. Başka? Dünyadaki temiz su kaynakları hızla kirletiliyor. Nasıl kirletiliyor hocam? İşte nükleer atıklar, fabrika atıkları bunlar kullanabileceğimiz suyun kalitesini bozuyor. Dolayısıyla sanayi atıkların suyu kirletmesi de dünyada su kıtlığının yaşanmasına neden oluyor. Bir başka neden... Kutuplarda en önemli tatlı su kaynakları buzullar. Buzullar eridiği zaman, buzullar tatlı su, deniz suyuna karışıyor. Oldu sana tuzlu su. Dolayısıyla küresel ısınmayla tatlı su kaynağı olan dünyadaki en önemli tatlı su kaynağı olan buzulların erimesi de dünyada su kıtlığı yaşanması neden olacak faktörlerden biridir diyorum. Bakın ne kadar <laughs> güncel bir konu, hem sınava yönelik hem hayata yönelik hem de sosyal duyarlılık gerektiren konular diyorum ve birinci sorumuzu bu şekilde geçmiş oluyorum. Sevgili dostlar bakınız öğretmenleriniz dünya üzerinde denizlerin, okyanusların yerini, kıtaların yerini, dağların yerini bilmenizi önemser. Ben bir coğrafya öğretmeni olarak kesinlikle bunu öğrencilerime kavratmak isterim. Ve sınavlarda karşınıza soru olarak çıkar. Nasıl çıkar? Dünya haritasını verir. Hangisi kenar denizdir, hangisi iç denizdir? Hangisi hangi okyanustur diye sorular da çıkabilir. Okyanusla ilgili gelebilecek soruları yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden ben denizler anlatırken Japon Denizi kenar deniz midir, iç deniz midir? İç deniz olabilmesi için bir boğaz vasıtasıyla okyanuslara bağlanması lazım. Japon Denizi öyle bir şey değil. Pasifik Okyanusu'nun kenarında. O zaman ne diyorum buna? Kenar deniz. Uzun uzun yazmıyorum. Baltık Denizi Baltık Denizi arkadaşlar Avrupa'nın kuzeyi ile İskandinav Yarımadası arasında kalmıştır. Dolayısıyla Baltık Denizi nasıl bir denizdir? İç denizdir. Akdeniz'in iç deniz olduğunu bilmeyen yoktur herhalde değil mi? Akdeniz nerede? Afrika kıtası ile Avrupa ve Asya'yı Türkiye temsil ediyor. Bu üç kıta arasında sıkışmış bir denizdir. Akdeniz Atlas Okyanusu'na Cebeli Tarık Boğazı ile bağlanıyor. Yani içeride kalmıştır. Dolayısıyla bu da iç deniz. Kuzey denizi, kuzey denizi kenar denizdir arkadaşlar. Ve Güney Çin denizi de yine kenar denizdir. Bakın bu mesele daha iyi aklınızda kalsın diye şu haritayı tekrar gözünüzün önüne seriyorum. Baltık Denizi'ne bakın arkadaşlar nerede? İçeride kalmış. Akdeniz nerede? İçeride kalmış. Güney Çin Denizi ve Japon Denizi arkadaşlar bunlar okyanusların kenarında kaldığı için kenar deniz diye geçiyor. Diğer denizleri de Karayip Denizinden Umman Denizi'ne, Bengal Denizi'ne, Kızıl Denizi'ne kadar bunlar muhakkak bilin diyorum. Şu harita önemli. Bunları hocanız sınavda soru olarak sorabilir. Evet. Geçiyorum bir başka soruya. Aşağıda oluşumuna göre göller sınıflandırılmıştır. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Arkadaşlar göller oluşumlarına göre doğal göller ve yapay göller. Yapay göllerin diğer adı nedir? Suni yani insan yapımı yani barajlı gölleri. Doğal göller kendi arasında gruplara ayrılır. Set gölleri, karma göller. Karma göller derken şunu kastediyoruz. Birazcık tektonik birazcık karstik yani iki farklı oluşumun etkisi varsa buna biz karma diyoruz. Hocam Set Gölü nedir? Set Gölü önceden göl değil şöyle bir akarsu vadisi. Önü herhangi bir setle kapanırsa nasıl bir set olabilir bu? Heylanla kapanabilir heylan set gölü olur. Şurada volkanik bir dağ püskürür. Volkanik dağ püskürttüğü lavlar önünü kapatır. Oldu sana lav set gölü. Dolayısıyla set gölleri de kendi arasında gruplara ayrılır ona değineceğim ama doğal göller set gölü, karma göller, tektonik göller. Dünyadaki en yaygın göl grubudur. Dünyadaki en büyük tektonik göl Hazar Gölü'dür. Bunu da unutmayınız. Başka volkanik göller. Volkanik göller volkanik dağların tepesindeki o çukurlar, krater ve kalderaların içinin suyla dolmasıyla oluyor. Başka karstik göller. Karstik arazide yaygındır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yaygındır. Başka buzul gölleri. Buzul göllerini nerede arayacaksınız? Buzul gölleri sevgili yönetmenim nerede ararsın mesela? kutuplarda bir ülke söyle mesela. Kanada mı Meksika mı? Kanada. Tabii. Kanada. Finlandiya mı yoksa Mısır mı? Finlandiya. Evet çok net değil mi? Biraz kolay oldu galiba. Dolayısıyla buzul göllerinin diğer adı Sirk Gölü'dür. Öğretmeni size haritada sorabilir. Nerede arayacaksın? Buzul göllerini soğuk kuşakta arayacaksın. Sıcak yerlere gel Peki Türkiye'de buzul gölü var mıdır? Türkiye'de de buzul gölü vardır. Kaç metreden sonra? 2500 metreden sonra. Yani orta kuşaktaki ülkelerde de belli bir yükseltiden sonra buzul göllerine rastlanabilir. Peki set gölleri nelerdir? Arkadaşlar alüvyal set gölü var. Lav set gölü var. Buna volkanik set gölü de diyebiliriz. Kıyı set gölü var. Deniz kıyısında arayacaksınız. Başka heylan set gölü var. Heylan set gölünü de nerede arayacaksınız? Ülkemizde Karadeniz bölgesinde. Ve ülkemizde olmayan Moren Set Gölü var. Moren buzul taşıma ürünü biliyorsunuz. Buzulun taşıdığı çakıllar. Nerede arayacaksın? Yine kutuplara yakın yerlerde arayacaksın. Evet dünyadaki gölleri bu şekilde kategorize ediyoruz. Bu şekilde bir boşluk doldurma tablo sorusu gelirse yaparsınız. Göl sularının kimyasal özelliğini belirleyen faktörler nelerdir? Bakın her gölün suyu içilmez. Bazı göller acı, bazıları tuzlu, bazıları ekşi, bazıları tatlı, bazıları vanilyalı, bazıları kakaolu. Sen de inanmayın tabii ki. Bu göllerin suları neden değişiyor? Niye acı tuzlu ekşi olabiliyor? Nedeni şudur arkadaşlar. Şimdi bir gölün gideyeni yoksa, gideyen derken neyi kastediyoruz? Bu bir göl, gölün fazla sularını boşalttığı bir kanal yoksa, bir gideyen yoksa bu göl kesinlikle ya tuzludur, ya acıdır, ya ekşidir. Bir gölün açık havza olması durumunda suları ancak tatlı olabilir. Açık havza nasıl olur? Gölün fazla suları bir yerden boşaltıp gönderiyorsa, bir gideyeni varsa buna açık havza deriz. Ve gideyeni varsa bu gölün suları tatlı olur. Olur. O zaman gölün sularının tadını kimyasal özelini etkileyen faktör bir, açık havza kapalı havza Yani dışarıya gideni var mı yok mu? Bu bir. İkincisi, gölün tabanındaki kayaçlar şayet sodalı kayaçlardan oluşuyorsa Van Gölü'nde olduğu gibi o zaman suyu sodalı yani ekşi oluyor. Başka, gölün derinliği, gölün derinliği asla tuz gölündeki gibi buharlaşma hem yüzeyden hem tabandan olacağı için o zaman suyu tuzlu oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi e, gölün beslenmesi fazla kaynaklarla beslenmiyorsa, akarsularla beslenmiyorsa yine bu gölün suyu tuzlu olacaktır. O zaman gölün kimyasal özelliğini etkileyen faktörler gideyenin olup olmaması, gölün tavanındaki kayaçların yapısı, efendim gölün beslenme durumu, gölün derinliği, büyüklüğü bunlar kimyasal özelliğin, suyun kimyasal özelliğini etkileyen faktörlerdir diyorum geçiyorum. Verilen kaynakların isimlerini altlarına yazınız. Bu kaynakların resimlerini sorabilir hocanız size ve nerede görülür diye de sorabilir. Bakın bu artezyen kaynağı. Artezyen kaynağı nerede görülür? Her yerde görülebilir. Artezyen kaynağı hakkında şunu bileceksiniz. Suni bir kaynaktır yani doğal bir kaynak değildir. İnsan etkisiyle yeryüzüne çıkıyor. Efendim bu şekli nerede görseniz bunun karstik kaynak olduğunu bileceksiniz. Karstik kaynak nerede ülkemizde arayacaksınız? Akdeniz bölgesinde. Suları içilir mi? Karstik kaynağın suyu içilmez ama içine saygı duyuyoruz. Suları genelde acıdır. Neden? Çok fazla kireç var. Bu kireç suyun tadını acılaştırıyor. Efendim bunu nerede görseniz fay kaynağı olduğunu bileceksiniz. Neden? Şu tabaka ile şu tabaka aynı fakat bir yukarıda bir aşağıda kalmış. Bir kırılma olmuş. Aradaki bu kırık alana biz fay diyoruz. Buradan çıkan kaynağı da fay kaynağı diyoruz. Nerede yaygın? Ege ve Marmara. Suları nasıldır? Sıcaktır. Sıcak olanlara ne diyoruz? Kaplıca diyoruz. Şifalıdır, mineral bakımından zengindir. Bazı konutların ısıtılmasında kullanılır ve aynı zamanda hangisi termal turizmde kullanılır diye sorarsa bu kaynaklardan fay kaynağı diyeceksiniz. Term sıcaklık, termometre sıcaklık ölçer. Buradan aklınıza gelsin. Ve geldim yamaç kaynağı. Bakın burada bir yamaçtan aşağı doğru sular dökülüyor. Bunun bir diğer adı da vadi kaynağıdır. Nerede görülür? Nerede görüldüğünü öğretmeniniz sormaz. Bu ne kaynağıdır diye sorulur. Yamaçtan aşağı doğru dökülüyor. Zaten şekil kendini anlatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suları içilir. Ben berrak bardağı daldır içi bir sıkıntı yok. Efendim bu da geyser. Geyser sıcak suların ara ara fışkırması olayıdır. Volkanik alanlarda görülür. Türkiye'de böyle bir şey yoktur. Bunun artezyenden farkı ne? sıcak su, artezyen soğuk su olarak fışkırıyor. Bu doğal, artezyen doğal değil. Bu volkanik alanlarda görülür, artezyen birçok yerde görülür. Türkiye'de görülmeyen hangisi? Geyser. Nerede görülür? Amerika, Arizona, Yeni Zelanda, İzlanda. Buralarda görebilirsiniz diyorum. Ve geçiyorum. Umarım hızlı geçmiyorumdur. Arkadaşlar arada bazı detaylara da değinmeye çalışıyorum. Hızlı geliyorsa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Yavaş geliyorsa 1.25-1.5 hızını alıp hızlandırabilirsiniz. Ama önemli detay detaylara e, değinmeye çalışıyorum. Verilen haritada işaretlenmiş gölleri yazınız. Bir harita sorusu yine bakınız Marmara bölgesinin en büyük gölü olan İzni'yi kesinlikle bilmeniz lazım. Efendim buradaki Beyşehir Gölü'nü bilmeniz lazım. En büyük tatlı su gölümüz. Tuz Gölü'nü bilmeden olmaz. Türkiye'nin ortasında Türkiye'nin en büyük tektonik gölü, Türkiye'nin en tuzlu gölü, Türkiye'nin en sığ gölü yani derinliği en az olan göl. Ve 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 Türkiye'nin en büyük gölü Van gölü. Van gölü acaba dünyada sıralamaya girer mi sevgili yönetmenim? Türkiye'nin en büyüğü ama dünyada ikinci üçüncü diyebilir miyiz mesela? diye bilemeyiz. Van Gölü'nün dünyada esamesi okunmaz. Dünyanın en büyük gölü Hazar Gölü. Van Gölü Hazar Gölü'nün yanında ancak bir kova su gibi kalır. Ondan sonra Superior, Michigan, Wisconsin, efendim Tanganyika, Victoria, Niassa bakın bir sürü büyük göl var. Türkiye'deki Van Gölü sıralamaya giremez. Ne kadar? 3000 kilometre kare yüz ölçümü. Ama haritadaki yerini bilmek gerekiyorsa bileceksin. Türkiye'de göllerin en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu. Neden? Arazi düz. Çukur yok içine su dolsun. Başka buharlaşma çok fazla. Yağmur yağıyor tam böyle bir çukurda bir, 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 birikecek buharlaşıp tekrar gidiyor. Dolayısıyla göllerin en az olduğu doğal göllerin en az olduğu bölgemiz de Güneydoğu Anadolu bölgesidir diyorum. Hocanız başka ne sorabilir? Heylanset göller nerede yoğunlaşmış? Karadeniz bölgesi diyeceksin. Karstik göller nerede yoğunlaşmış? Akdeniz bölgesi diyeceksin. Türkiye'de en çok hangi göl grubu yaygın diye sorarsa tektonik göl diyeceksin. Dolayısıyla bazı göllerde de böyle kategorilendirmek mümkün. Gelelim akarsulara. Türkiye akarsu bakımından Orta Doğu'da en zengin ülkedir. Bazı akarsularımız Türkiye sınırları dışında da devam ediyor ve bunların isimlerini ve yerlerini bilmek gerekiyor. Şimdi bakınız bir kere A ile gösterilen yerdeki akarsuyumuz Ergene Meriç. Ergene'yi soracağını zannetmiyorum ama Meriç sorulur. Neden? Çünkü Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan sınırı. Yani nehrin bir tarafı Türkiye, diğer tarafı Yunanistan. Bu nehir Ege Denizi'ne dökülür ve pirinç tarımına olanak sağlar. B ile gösterilen nehir Gediz nehri, buraya da yazabiliriz. Gediz nehri Ege bölgesinde İzmir körfezinin kuzeyine dökülüyor. Efendim, D ile gösterilen nehir Ceyhan nehri. Ceyhanla Seyhan zaten bir arada Çukurova deltasını oluşturuyor ve E ile gösterilen nehir tabii ki Türkiye'nin en büyük nehri hangisi? Fırat'tır arkadaşlar. Evet, A nerede burada? Evet, Ay da söyledik. Buradaki bütün maddeleri harita üzerinde gösterdim. Ve arkadaşlar Fırat Nehri hakkında şunu bileceksiniz. Orta Doğu'nun da en büyük nehri, Türkiye'nin de en büyük nehri, aynı zamanda Türkiye'nin en uzun nehri olduğunu bileceksiniz. Evet devam ediyoruz. Hemen geri geldim yönetmenimin uyarısıyla C'yi söylemedim. Çünkü daha anlatacağım 25 soru var. Hızlı da geçmek istiyorum. C ile gösterilen hangisi? Hiç de söylemiyorsunuz. Hiç uyarmıyorsunuz. Zekir Atalar sizi. C ile gösterilen hangisi? Sevgili yönetmenim sen söyle. Madem sen beni bu konuyu hatırlattın. Hocam nereden iyi hatırlattım dermiş gibi. Evet Sakarya Nehri arkadaşlar. Sakarya Necip Fazıl diyor ya kıvrım kıvrım akarya yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya o, şi o şiiri öğrenin okuyun. Güzel bir şiir. Sakarya Nehri'de arkadaşlar nereye dökülüyor? Karadeniz'e dökülüyor. Bunu gördük ve hemen devam ediyoruz. Verilen akarsularımızın hangi denizlere ulaştıklarını yazınız. Kızılırmak nereye dökülür? Sevgili Onur, yönetmenimiz Onur Bey arkada gerçekten çok büyük gayret gösteriyor. Sadece biz ekran önündeyiz. Onu da böyle buradan bir alkış alalım. Onur Bey, Kızılırmak nereye dökülüyor? Hangi denize? Akdeniz, e Akdeniz gerçekten çok yaklaştınız. Karadeniz'e dökülür arkadaşlar. Arada 800 kilometre var sadece. Çoruh Nehri nereye dökülür? <laughs> Çoruh Nehri de Karadeniz'e dökülür. Çoruh en zayıf olduğum konu acaba. Öyle mi? O zaman tam yerine denk gelmişiz. Senin için öğretici olacak bu konu. Çoruh Nehri Türkiye'nin en hızlı akan nehri. Hatta dünyanın en hızlı akan ikinci nehri. Çoruh Nehri Türkiye sınırları dışından Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülür. Bu bilgi önemli bir bilgi. Bunu sakın unutmayın. Ve Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü büyük barajı Çoruh Nehri üzerinde yapılmıştır. Yusufeli Eli Barajı. Evet Karadeniz. Fırat nereye dökülür? Basra Körfezi'ne dökülür. Nereden doğar Fırat? Elazığ'dan doğar. Elazığ yapıp yanına kalp yapmamak olmaz. Çünkü bir Elazığlı olarak Fırat geçince bunu söylemek istiyorum. Elazığ'daki üniversitenin adı neydi? Fırat Üniversitesi değil mi? Oradan aklınıza gelsin. Bakırçay nereye dökülür? Ege Denizi. Susurluk nereye dökülür? Marmara Denizi. Bunlardan en cansızı Susurluk. Akmaya bile gücü yok. Yani zor. Neredeyse itekleyeceksin aksın diye. Neden? Çünkü Marmara yükselti ve eğim az olduğu için Akarsu yakabilmesi için bir eğim gerekiyor da, eğim az, zorla böyle kıvrana kıvrana, menderes çize çize ancak Marmara'ya ulaşıyor. Susurluk hakkında da bunu bilin derim. Yurt dışında doğup ülkemize dökülen ve ülkemize doğup yurt dışına dökülen akarsuların isimlerini yazınız. Yurt dışında doğup ülkemize gelenler çok fazla değil. Hangileri? Arkadaşlar bir Asi Nehri var, bir de Meriç Nehri var. Meriç Bulgaristan'dan geliyor, Yunanistan sınırımızı çizip Ege'ye dökülüyor. Asi Nehri ise Asi Nehri bize Suriye'den geliyor. Suriye'den bize sadece mülteci gelmiyor. Aynı zamanda Asi Nehri de geliyor. E çok da işimize yaramıyor. Asi Nehri Suriye'nin genelde o atıklarını bize getiriyor. Yani fabrikalar genelde Asi Nehri üzerine kurulmuş. Orada ülkemizden yurt dışına gidenler daha çok. Mesela hangisi? Fırat Nehri, Dicle Nehri, Aras Nehri, Çoruh Nehri, Kura Nehri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aras, Kura çoru. Bak bunu bir senaryo yapalım mı? Türkiye'den doğup yurt dışına dökülenler. Fırat diye biri var. Ve sevdiği kız Dicle. Dicle'yi de şöyle çizelim. Fırat ve Dicle. Araya bir de kalp koyalım tam olsun. Bunlar el ele verip kaçıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Yurt dışına kaçıyorlar. Niye kaçıyorlar? Çünkü Dicle'nin babası Fırat'a vermiyor. Bak ne kadar hüzünlü bir hikaye oldu. Fırat ve Dicle birbirini sevip birlikte kaçıyorlar. Yurt dışına yurt dışına dökülen akarsular. Kaçı nasıl formülüyoruz? Kura, Aras, çoru. Tamam bu şekilde artık unutmazsınız diye düşünüyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka soruda. Toprağın oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Şimdi toprağın oluşumunda etkili olan faktörler. 1- iklim koşulları etkili. Ne kadar yağışlı bir iklimse toprak o kadar rahat oluşur. 2- Ana kayanın yapısı, ana kayanın cinsi yazım çok okunmayabilir ama sesim çok net anlaşılıyor diye düşünüyorum. Tabii bu yayın esnasında yazmayla zaman kaybetmemek için güzel yazmayla hızlı hızlı yazıyorum. Sizler onu anlıyorsunuz. İklim, ana kayanın cinsi çok sert bir taşsa toprağa dönüşmesi çok zor olur. Bir granitin, bir andezitin, bir bazaltın öyle düşünün. Başka arkadaşlar, eğim. Toprak oluşumunda arazinin düze yakın olması lazım ki toprak daha rahat olursun. Başka? biyolojik faktörler, biyolojik derken insanlar, diğer canlılar, tarla faresinden tutun da canına köstebeni bunlar da toprak oluşumuna katkı sağlar. Ama şunun toprak oluşumuna katkısı yok. Humus toprak oluşumuna katkısı yoktur. Çıkmış sorudur. Humus toprağın verimini etkiler. Oluşumunu etkilemez. Ve bir de süre. Yani toprak öyle 5 dakikada oluşmuyor. Uzun bir süre gerekiyor. Bir yumurta büyüklüğündeki taşın toprağa dönüşmesi nereden bakarsanız en az 1000 yıl sürüyor. Evet, dolayısıyla sürede gerekiyor. Aşağıda verilen bölgelerimizde görülen toprak tiplerinin karşısına yazınız. Ekvatoral iklim bölgelerimizde derken iklim bölgelerinde. Ekvatoral iklimin toprağı nedir? Ekvatoral iklimin toprağı bol yıkanmış laterit, kırmızı renklidir, fazla yıkanmıştır, mineral bakımından fakirdir. Rengi de kırmızıdır bu arada. Ilıman karasal iklim toprağı nedir? Ilıman karasal iklim toprağı nedir? Arkadaşlar burada ee, çernozyum toprağı diyelim. Bir de step toprağı. Karasal iklimin iki toprağı vardır. Şayet nemli türünde ise çernozyum çayırların olduğu. Fakat step iklim türünde ise ne diyoruz ona? Kestane renkli step toprağı. İki tane toprağı var. Kestane renkli step diyoruz. Tundra ikliminin en güzel ismi de tundra. Toprağının da tundra. Akdeniz ikliminin toprağı ise nedir? Terra Rosa. Terra Rosa ne demek? Kırmızı topraktır. Akdeniz iklim bölgelerinde görülür diyorum ve geçiyorum diğer soruya. Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını yanıtlayınız. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği nokta nokta delta ovalarında yaygın olarak bulunur. Akarsular neyi taşıyıp biriktirir? Arkadaşlar akarsuyun taşıdığı maddeye malzemeye biz alivyon deriz. En verimli zonal toprak hangisidir? En verimli zonal toprak çernozyumdur. Bulunduğu yerin iklim özelliklerini topraklar yansıtır. Hangi topraklar bulunduğu yerin iklim ve yer yapısı özelliğini yansıtır? Zonal mı, azonal mı? Yerli mi, taşınmış mı? Tabii ki yerli topraklar, diğer adıyla zonal topraklar. Taşların su ve sıcaklığın etkisiyle ayrışmasına ne denir? Su ve sıcaklığın etkisiyle arışıyorsa kimyasal mı, fiziksel mi? Onur hangisi? Çok yaklaştın. Yine kimyasal ayrışma diyoruz. Su ve sıcaklık varsa. Türkiye nerede görür kimyasal çözülme? O zaman Su nerede fazla? Karadeniz bölgesinde değil mi? Dünyada nerede görülür? Ekvator çevresinde bol yağış alan yerlerde. Türkiye'de toprak çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni iklim çeşitliliğinin fazla olması aynı zamanda efendim yer şekillerinin çeşitliliğidir diyoruz. Kil, kireç, tuz gibi minerallerin birikiminden dolayı hangi horizona birikme katmanı denir? Arkadaşlar B horizonu birikme katmanıdır. Canlı kalıntılarının toprakta ayrışması sonucu oluşan koyu renkli katmana ne denir? Ağaçların, dalların ve diğer canlıların topraktaki kalıntıları zamanla neye dönüşür? Aynı zamanda toprağın verimini arttıran bir unsurdur. Humus diyoruz. Verilen azonal toprakların hangi kuvvetler tarafından taşınıp biriktirildiğinin karşısına yazınız. Alivyal toprakları taşıyan akarsu dediğimiz dış kuvvet. Kolivyal topraklar arkadaşlar yer çekimi ve eğim. Bunu herhangi bir dış kuvvet taşımıyor. Eğime bağlı olarak yamaçtan aşağı düşen topraktır. Kolivyal. Bunda yer de etkisi var. Löz toprağını taşıyan rüzgar, moreni taşıyan ise buzuldur diyorum ve geçiyorum. Haritada dağılımı verilen bitki toplulukları hangileridir? Bitkilerden kesinlikle soru gelecek. Bir coğrafyacı bitkiden soru sormadan olmaz. Şimdi bakınız ne görüyorsunuz? Bu hangi bitki örtüsü olabilir? Bakın Avustralya'nın batısı, Afrika'nın kuzeyi, Asya'nın orta tarafları Arkadaşlar bu kaktüs dediğimiz çöl bitkisidir. Evet dünyada çöllerin yerini göstermiş çünkü. Geçiyoruz buraya. Burada ne görüyorsunuz? Kanada'nın kuzeyi daha doğrusu güneyi. Sibirya'nın güneyi. Burada iğne yapraklı tayga ormanları. Tayga. Boreal ormanları. di Bakın tayga. İğne yapraklı ormanları nerede? Sibirya ve Kanada'nın güneyinde. Kuzeyinde ne var? Sibirya ve Kanada'nın kuzeyinde tundra vardır arkadaşlar. Tundra dediğimiz yosunumsu otlar vardır. Ve geldik savan iklimine bitki örtüsü savan nereden anlıyorsun tam ekvatorun üzerinde değil ekvatorun biraz uzağında 10 derece 20 derece enlemleri arasındaki ot topluluğuna biz ne diyoruz savan diyoruz savanları gidip çöllerde aramayın kutuplarda aramayın nerede arayacaksın ekvatora yakın ama tam ekvator üzerinde değil şekilde verilen enlemler arasında oluşan ormanlar hangi ağaçlardan oluşur şekil üzerine yazınız şimdi ekvator çevresinde yapraklı ne yapraklı geniş yapraklı mı karışık yapraklı mı iğne yapraklı mı Ekvator çevresinde geniş yapraklı ağaçlar unutmayın. Neden? Hem sıcaklık çok hem yağış çok. Hatta hep söylüyorum. Ekvatorla yağmur yağdığı zaman insanlar oradan bir yaprak koparıyor, şemsiye gibi kafasında tutuyor. Yani bu kadar geniş yaprak. Ya da çok sıcaklığı zaman bir yaprağı koparıyor, böyle serinletiyor. Onun münasebetle ekvator çevresi geniş yaprak. Biraz uzaklaşıyorsun, hava soğuduğu için karışık yaprak oluyor. Biraz daha uzaklaşırsan, 60 derece enleminin kuzeyine çıkarsan o zaman ne olur? iğne yapraklı ağaçları görürsün. Zaten 80 derece enleminden sonra ağaç yok çünkü toprak donmuş durumda. Dünya üzerinde bulunan çalı topluluklarının isimlerini yazınız. Yazalım. Maki, Pseudomaki ve Garik. Evet bunları duymuşsunuzdur. Makiler Akdeniz iklimini tanıtır. Zeytin gibi, zakkum gibi, defne gibi, mersin gibi, koca yemiş gibi, keçi boynuzu gibi. Makilerin tahrip edildiği yerde ortaya çıkan bitki örtüsüne garik denir. Lavanta gibi. Karadeniz bölgesinde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalı toplumuna da ılıman iklimlerdeki çalı toplumuna da psödü maki yani yalancı maki deniyor. Aşağıdaki boşluk doldurma sorularını yanıtlayınız. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki örtüsü, maki, kızılçamlar da Akdeniz coğrafyasında yaygındır. Yani Akdeniz iklim bölgesinde kızılçamlar, onları kesersen maki, makiyi kesersen garik. Bunu unutmayın sakın. Kurak iklim bölgelerinin ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkır alanı ne denir? Arkadaşlar buna antropojen bozkır denir. Antropojen, yazım okunmuyor ama sesim net duyuluyor. Antro, antropoloji, insan, ırk bilimi. İnsanlar bir yerde mesela Ankara'da, ağaçları kesiyorsa, artık orada ağaç olmuyorsa, ot çıkıyorsa, bozkır çıkıyorsa buna antropojen bozkır. Niye normal bozkır demiyorum? Çünkü insanların etkisiyle oradaki ağaçlar tarif edilmiş. O yüzden ortaya çıkmış. O yüzden insan etkisini antropu ifadesiyle ekliyoruz. Ormanların bulunabileceği en yüksek sınıra ne denir? Arkadaşlar orman üst sınırı denir. Hani ormanlar bir dağın yamacına doğru çıktığınızda Şurası deniz. Aşağılarda geniş yaprak. Sonra karışık yaprak. Sonra ini yaprak. Ondan sonra artık yükseldikçe hava soğuyacak, soğudukça orman yetişememeye başlayacak. İşte ormanın çıkabildiği bu en üst sınıra biz ne diyoruz? Orman üst sınırı. Bunu belirleyen faktör ne? Sıcaklık. Ekvator çevresinde ormanlar daha üst sınırlara çıkar. 4000 metrede orman vardır. Ama ekvatordan uzaklaştıkça sıcaklık azaldığı için ormanlar biraz daha aşağıda yer tutmaya başlar. Türkiye'de orman üst sınırı 1800 ile 2000 metredir. Muson ormanlarının en tipik ağacı tik ağacıdır. Teak yazılır ama tik okunur. Geçmiş jeolojik dönemlerde yaşamış ve günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayarak varlığını sürdüren bitkilere ne denir? Arkadaşlar bu tarz bitkilere relikt denir. Yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda görünmeyen bir yöreye has ender bulunan bitkilere ne deniyor? Bunlara da endemik bitki deniyor. Ülkemizde en yaygın ağaç türü hangisidir? Kızılçam, Karaçam, Meşe. Sevgili Onur hangisi? Karaçam yine çok yaklaştın ama meşedir. Fakat meşeden sonra hangisi? Karıçam. Kızılçamdır. yine tuttu. <laughs> karaçam da kozmopolit bir üründür. Birçok yerde yetişir ama kızılçam kadar yaygın değildir. Yani ağaç sayısı olarak bak. Dünyada kızılçamların en yaygın bulunduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye'de en yaygın ağaç meşedir arkadaşlar. Geniş yapraktır. Ondan sonra üçüncü sırada karaçam geliyor. Evet baya yaklaştın gerçekten. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörleri yazınız. Nüfusun dağılışını ne etkileyebilir? İklim etkiler değil mi mesela? Kimse kutup ikliminde yaşamıyor. Kimse çöl ikliminde yaşamak istemiyor. Yer şekilleri etkilemez mi? Kimse dağ tepesinde yaşamak istemiyor değil mi arkadaşlar? Genelde ovalık alanlar tercih ediliyor. Yine bitki örtüsü. Ekvator çevresi yoğun ormanlardan oluştuğu için insanlar oraları tercih etmeyebiliyor. Neden? Ormanları kesmen lazım. Buna da müsaade edilmeyeceğine göre. Başka Kara ve deniz dağılışı. Niye güney yarım kürede fazla insan yaşamıyor? Yaşayacak toprak yok ki. Genelde denizlerden oluşuyor. O zaman kara ve denizler başladığı yerde insanların yerleşme sınırı biter. Başka su kaynakları. Bu da doğal bir faktördür. İnsanlar genelde su kaynağına yakın yerlere yaşamak ister. Çünkü hem içme suyu hem temizlenme suyu hem tarımda kullanmak için hem hayvanlarını sulamak için su çok önemli bir faktördür diyoruz. Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler, beşeri demek insandan kaynaklı faktörler neler olabilir? Arkadaşlar ülkemizde dünyada hatta nüfusun dağılışını etkileyen en önemli beşeri faktör sanayidir. İstanbul'a neden bu kadar insan var? Sanayi özelinden, iş imkanlarından dolayı. Yoksa Boğaz Köprüsü'nü izlemeye gelmediler buraya bu insanlar. Başka tarım seçenekleri iyi ise Adana Çukurova muazzam bir gelir kaynağı. Kıyılardaki o tarım, alüvyal, delta ovaları insanların tercih etmesini, yerleşmesini, nüfuslanmasını etkili faktörlerden biri. Başka turizm. Mesela Muğla, Muğla'lısın değil mi bu arada? Muğla büyük şehir oldu. Niye? Aslında küçücük bir yerdi Muğla. O kadar çok turist geliyor ki yazın dolayısıyla orayı büyük şehir yapalım demişlerdir diyoruz. Başka ticaret, başka ulaşım, başka madencilik bakımları hep beşeri faaliyetler. Bir mesela Zonguldak eskiden bu kadar insan yaşamazdı. Hele Batman'da bu kadar hiç yaşamazdı ama petrol bulunduktan sonra nüfusu birden arttı. Neden? Çünkü oraya bir ekonomik faaliyet geldi. Ulaşım seçeneği ne kadar fazlaysa sanayi o kadar çok, nüfus da o kadar çoktur unutmayın. Bu da nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında. Evet son 6 soruya girdik. Öğretmenlerinizin soracağı bir diğer soru tipi şudur. Gelişmiş ülke ile gelişmemiş ülkeyi kıyaslamanızı ister. Yani bu aynı zamanda genel kültür için de geçerlidir. Bakın burada iki örnek var. Almanya ve Somali. Bu ikisini kıyaslayacağız. Ben bunu sevgili yönetmenle birlikte yapmak istiyorum. Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Somali ve Almanya'ya bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikleri karşısında işaretleyiniz. Okur-yazar oranı yüksektir. Bu Almanya mı olabilir? Somali mi? Almanya. Almanya olabilir. Gelişmiş ülke olduğu için. Çalışanların büyük çoğunluğu hizmet ve sanayidedir dediğimiz zaman. Almanya olur. Almanya olur. Çünkü Somali gibi ülkelerde insanlar daha çok tarım sektöründe, hayvancılıkta çalışır. Göç verir. Neresi göç verir? Somali. Somali. Yani siz hiç göç veren Alman gördünüz mü? Türkiye'de Almanya'dan buraya yastığını, döşeğini, yorganını almış çalışmaya gelen Alman göremezsiniz. Ama Afrika kökenli insanları görürsünüz. Ham madde ihraç edip mamul madde ithal eder. Ham madde ihraç edip mamul madde, ne demek? Ham olarak satıyor, işlenmiş olarak alıyor. Bu ne demek? Yani kendi işleyemiyor, ham olarak satabiliyor. O zaman bu gelişmiş bir ülke olamaz, değil mi? Bu ancak Somali olabilir. Milli geliri yüksektir. Tabii ki bu neresi? Almanya. Almanya'da milli gelir ne kadardır? Tahminen yaklaşık 50 bin dolar. Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de ne kadar? 8 bin 7 bin 500 dolar civarında. Somali'de ne kadar? Yıllık 300 dolar. Dolayısıyla Türkiye Somali kadar geri kalmış değil, Almanya kadar da gelişmiş değil, ortalarda bir yerdeyiz. Diyorum ve devam ediyorum. Geri kalmış ülkelerin nüfus özelliklerinden 5 tanesini yazın. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Nijerya, Somali, Uganda, Çat gibi ülkeleri getirin. Bu ülkelerde doğum oranı yüksek midir? Yüksektir. O zaman çocuk nüfus oranı fazla mıdır? Fazladır. Bu ülkelerde doğum oranı da yüksektir. Ölüm oranı da yüksektir. Dolayısıyla fazla yaşlı nüfusa rastlamazsınız. İnsanlar uzun süre yaşayamaz. Ortalama yaşam kısadır. Bakın geri kalmış ülkenin nüfus özelliklerini söylüyoruz. Bu tarz ülkelerde arkadaşlar nüfusun büyük bir kısmı sanayi ve hizmet sektöründe değil, tarım, hayvancılık gibi birinci ekonomik faaliyetlerde çalışır. Yine bu kesimdeki ülkeler nüfusun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşar, kentlerde değil. Yine böyle ülkelerde nüfusun okur yazar oranı nasıldır? Düşüktür. Göç nasıldır? Göç fazladır diyoruz. O zaman geri kalmış ülkelerden öğretmeniz hangi örneği hangi ülkeye verse fark etmez. Ortalama özellikleri genelde bunlardır. Geri kalmış ülkelerin diyorum ve geçiyorum. Dünya haritasında işaretli bölgelerden nüfusu en seyrek olan iki bölgeyi belirtiniz. Şimdi bakın nüfusu en seyrek olan iki bölge. Bir kere Amerika nüfusu yoğundur. Avrupa nüfusu yoğundur. Hindistan yoğundur. Çin yoğundur. Geriye ne kaldı? 6 numara. Hocam Avustralya orası. Avustralya'da gelişmiş bir ülke. Ama Avustralya'nın batısı dikkat ederseniz çöl var orada. Çöl olduğu için nüfus seyrek. Burada da tam tersi aşırı yağış var. Neresi burası? Brezilya. Ekvator çevresinde de nüfus seyrektir. Unutmayın. Neden? Ormanlar çok yer kapladığı için bu yerleşmeye olumsuz bir durum teşkil etmektedir. O yüzden nüfus ekvatorial çevrede seyrektir. Bunu unutmayın arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum. Dünya nüfusunda genel olarak 3 ana sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu 3 dönemde nüfusun ivme kazanmasına neden olan gelişmeler nelerdir? Dünya nüfusu günümüze kadar Arta arta gelmiştir fakat 3 dönem varken nüfus adeta sıçrayarak, patlayarak artmıştır. Ne zaman bunlar? Birincisi alet yapımı. Alet yapımı derken neyi kastediyorum? İnsanlar bıçak yaptı avlanmayı öğrendi. Kapkacak yaptı. Daha fazla yemek pişirmeyi öğrendi, iyi beslendi ve bu iyi besleme nüfus artışına olumlu olarak yansıdı, sıçrama oldu. İkincisi yerleşik hayat. Yerleşik hayat ya tarıma geçiş de diyebiliriz. Zaten insanlar yerleşik hayata tarım faaliyetleriyle birlikte başlamıştır. Ondan önce insanlar göçebeydi. Göçebe sürekli hareket halinde yani çocuk yapacak zaman olmuyor öyle düşünün. Ama yerleştikten sonra baya bir boş zaman oluyor o zaman da böyle değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bu da nüfusta patlamaya yol açıyor. Üçüncüsü ise sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle efendim büyük bir refah seviyesi artıyor, bir ortalama gelir artıyor. Bu da insanları çocuk yapmaya teşvik ediyor. Sanayi devrimi nerede yaşanmıştı? Almanya, Fransa, İngiltere sanayi devrimi nerede? İngiltere'de yaşanmıştı. Bunu unutmayınız. Fransa'da yaşanan neydi? Fransız ihtilali milliyetçilik akımlarının başlangıcı kabul ediliyor. Evet ve geldik sondan ikinci soruya. Haritada belirtilen alanından aritmetik nüfus yoğunluğu ile ilgili verilen soruları yanıtlayınız. Yani siz dünya haritasının yerleri bileceksiniz. Orada nüfus özellikleri nasıl bunları bileceksiniz. Hangisinin nüfus yoğunluğu yer şekillerine bağlı olarak düşüktür? Bakınız burada yer şekillerine bağlı bir düşüklük söz konusu değildir. Bir numarada böyle bir durum söz konusu Amerika Birleşik Devletleri ama batısı. Amerika'nın batısı dağlıktır. Kayalık dağları vardır. Bundan dolayı batısında nüfus seyrek doğusunda daha yoğundur. O zaman buraya 1 yazıyorum. Hangilerinin az nüfuslanmasında kuraklık etkilidir? Çöllere bakacağız. Afrika'nın kuzeyi Büyük Sahra Çölü ve Avustralya'nın batısı Victoria Çölü. Efendim yani 4 ve 6. 3 numaralı yerin nüfuslanmasında hangi faktör etkilidir? Hangi faktör Avrupa'yı gösteriyor? Burada ne etkili arkadaşlar? Sanayi tabii ki. Burada sanayi, refah, insan hakları ne dersen nüfusun yoğunlaşmasındaki nedenleri oluşturuyor. Ve 5 numaralı alan nerede? Neden seyrek nüfusludur? 5 numaralı alan neresi? Sibirya. Yani Asya'nın kuzeyi. Neden seyrek nüfuslu? Çünkü çok soğuk. O zaman buna ben ne diyeceğim? İklim koşullarından dolayı, iklimsel nedenlerden dolayı seyrek nüfuslu. Ve geldik son sorumuza. Bakın öğretmeniniz mutlaka piramitlerden soru soracaktır. Piramitleri tanımanız lazım. 3 farklı ülkeye ait piramitler var. Şimdi bir piramidin tabanı böyle genişse, taban neyi gösteriyordu? 0-14 yaş grubu. Taban genişse demek ki doğum oranı çok yüksek. Doğan insanlar ne yapıyor? Piramidin tabanına geliyor. Bir ülkede piramidin tabanı genişse, doğum oranı yüksekse bu ülkeyi biz gelişmiş diyemeyiz arkadaşlar. Geri kalmış ülkelerin özelliğidir. Örnek Nijerya ya da Tanzanya. Burada ne anlıyoruz? Piramit tabanı önce gelişmiş sonra daralmış. Demek ki nüfus artış hızı azalmaya başlamış. Buna verebileceğimiz en güzel örnek Türkiye'dir. Türkiye şu an böyle bir görünüme sahip. En sondaki piramitte ise böyle top mermisine benzeyen bir piramit. Ne, neyi anlıyorsun? Yaşlı nüfusun çok fazla olduğunu, demek ki yaşam standartlarının yüksek olduğunu ve son dönemlerde piramit tabanı genişlemeye başlamış. Demek ki ülke nüfusu arttırıcı politikalar uyguluyor. Buna verebileceğimiz en güzel örnek de Amerika Birleşik devletleridir diyorum. Evet nüfus piramitlerinden ben bu üçünü verdim. Öğretmeniniz farklı üç piramit de sorabilir ama piramitten soru gelir diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Umarım ki size katkı sağlayacaktır. Bu videoyu dinledikten sonra yazılan yüksek not almanızı umuyorum. Yüksek not aldığınızda gelip videonun altına da yorumlara yazarsınız diyerek yaşadığınız coğrafyalara bordo vereli selamı gönderiyorum.